Hayvanlar aleminde manyağın oğlu olarak isim yapmış bal porsuğu, şirin bir isme sahip olması sizi yanıltmasın. Tilkiden akrebe, kobradan aslana, komododan ejdere, timsaha kadar alayına kafa tutan bir hayvandır. Ormanın kralı olarak ünlenmiş, aslanın bile bu manyağa bulaşmayalım diye düşünüp yer değiştirmesini sağlayan bir cesaret abidesidir. Bal porsuğu dendiğinde şöyle 3 aylık yavru golden tatlılığı bekliyorsunuz değil mi? Evet, ama kendisinin ismi oradan gelmiyor. Tahmin edilebileceği üzere balı gerçekten çok seviyor. İğnesi birçok hayvanı nakavt edecek arıların kovanına kafasını sokarak "Selamun aleyküm, bal var mı?" diye sormasıyla meşhurdur. En zehirli kobra tarafından ısırılsa da zemzemle yıkanmışçasına şanslıdır. 20 dakika uyuyup uyanır, zurna dürüm görmüş, Adanalı gibi saldırır ve davulcunun somun ekmeğini ısırdığı gibi ısırır. Yüzebilen, zıplayabilen, günde birkaç yüz kilometre şehirler arası yol yapabilen bir hayvandır. Öküzü bile öldürecek zehire sahip yılanlar, ona karşı çaresizdir. Bir Allah'tan korkar, bir de aşktan. Bu yiğidin boynunu sadece sevdası bükebilir. Onun dışında makamı, mevkisi ne olursa olsun geri vites yapmayan bir hayvandır. Yedi vites var, geri vites yok, lafı onun için söylenmiştir. Rakiplerine karşı kükrerken çıkardığı sesin yanında aslan kükremesi miyavlama gibi kalır. Bal porsuğu tek takılan bir hayvandır. Yalnızca çiftleşme zamanında partneriyle bir araya gelir. Kim Jong-un neyse, hayvanlarda bal porsuğu odur. Ben bunca hayvan gördüm, aslan gördüm, sırtlan gördüm, kaplan gördüm. Böylesini görmedim. Geldi bir boran, gitti bir tufan, taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadı. Afrika'yı kestane gibi çizdi geçti. Bizi Porsuk Reis sayfamızdan takip edebilirsiniz. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.